Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık şunun altını çizliyor. 418 milyar doları Türkiye'ye geri getireceğim. Evet. Diyelim geldi 418 milyar dolar. Bunun ne kadarından gençler faydalanacak? Ya bunun tamamından gençler faydalanacak. Çünkü gençler bu toplumun bir parçası. Otomatik olarak ailelerine geri dönüş olduğunda para gençlere de geri dönmüş olacak. Yani vatandaşın tamamı bundan faydalanacak. Çünkü aslında vatandaşın kendisinin parası. Hani biz dışarıdan bir parayı getirmiyoruz. Vatandaşın çalışarak, alın teri dökerek, aylarca, yıllarca bu ülkeye hizmet ederek topladığı, kazandığı ve devletin hazinesine koyduğu para rant projeleriyle bu ülkenin dışına kaçırıldı. Yani hiç uçak inmeyen havalimanlarına bugün devlet ödeme yapıyor. Ya siz bunu uçak ihtiyacı olmadığını göremeyecek kadar saf mısınız? Değilsiniz. Siz biliyorsunuz aslında oraya uçak inmeyeceğini, buna gerek olmadığını. Ama oraya o inşaatı yapıyorsunuz ki birileri oradan para götürsün. Ve bu paralar aynı zamanda yurt dışına kaçırılıyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar İngiltere'de gayrimenkuller satın alıyorlar. Amerika'da inşaatlar yapıyorlar. Yani hani Türkiye'de de tutmuyorlar parayı. Çünkü biliyorlar ki yarın bir iktidar değiştiğinde bu paralara birileri diyecek ki nereden kazandın kardeşim bu paraları? Ya da bu paralar kaynağı ne? Devletin parası bunlar aslında diyecek. Oralara götürüyorlar ama dünyadaki, yani başkanımız hep söylüyor, dünyadaki hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına göz yummaz. Paralar nereye gittiyse oradan da aynı şekilde geri getirilir.